Assalamu alaikum ekranlardaki barlak körümele. Biz hazır İstanbul'un merkezlerinde boğan Sultanahmet'in kışıda. Yine Türkistan aşkhanesi dep içilgan bir aşkhane alı turutumuz. Davas içini ve yan taraflarını ziyaret kıldı. Aşkhanenin kirişimuşu ve yan tarafı da Süleyman Servet Kapaklı yeni muşu içilişiga yeni Eysa Yusuf Altıkim bilen yardımcı boğan şu adamın ismiken. Ve yan tarafı da olsa Mesut Sabri. En yan tarafı da Mehmet Emin Buğra. Ve onun yan tarafı da olsa yeni bir küçük kirişi varken ve meydan Gucunliyaz Hacim'in küçük üyü var. Ve onun yan tarafı da İsa Yusuf Alptekin'in üyü var. Asas cihetin seyirciler kege vakti da hemisinin dıktan tadı diken ve mişenin ki şu Eysa Yusuf Altıkim bilen kurgan adamın ki oğlu bilen sohbet kıldık ve onun sohbetini seltirip silerge sunumuz. Bunun sırt tarafı müşinçilik, onda varsa içi girip içinin ki Uygurla, Kazakla, Kırgızla, Özbeklerge münasebetlik her kıl meyli büşüktün tatip olsun ve ayakça hem şu medeniyet münasebetlik nesine isipti. İçini mazara ziyaret kıldı. Kanı merhamet. Әмді сілеге қысқыча тарық сөз өппірей. Шарқи Түркістан Коммунистік партия тарапынан ішғал қылынғаннан кейін тарихта үш әпенде деп аталғандардан Мухаммед Әмин Бұғра, Иса Юсуп Алыптекилер бір қысым мухаджирларын бастап хиджрат қылып 1949 жылдың ақырлары Кашмирге келеді. Милли саясаттары болған үш әпенділерден бірісі Месуд Сабри Байкозидір. Диğeri merhum yine 1965'te vefat eden Mehmet Emin Buğra'dır. Ve diğeri de az önce ifade ettik İsa Yusuf Alptekin'dir. Şimdi üç efendilerin bir özelliği daha var. Onlardan aslında Doğu Türkistanlılar ciddi manada ders çıkarmalı. Üç efendilerden en büyüğü ağabeyleri Doktor Mesut Sabri Baykozu Gulcalı. Alim bir zattır. Mücahittir, tarihçidir, edebiyatçıdır, şairdir, siyasetçidir. Mehmet Emin Buğra o Hotenli. Üç efendilerin üçüncüsü İsa Yusuf Alptekin, o da Kaşgarlı'dır.
Bunlar dava arkadaşlığı yapmışlar. Yani Gulcalı, Hotenli, Kaşgarlı birbirine sırtını dayamışlar ve Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için bir yol haritası çıkarmışlar. Onun için üç efendileri, bilhassa Doğu Türkistanlılar, ciddi manada örnek almalı, hayatlarını öğrenmeli ve onların yolundan gitmeli. Bular Keşmir'de turup bir mezgil tirişçilik körsetkenden keyin ilgir kiyim bulup 1951-yılların muhacirleri bilen birlikte Türkiye'ye kilip uğrulaşıdı. Şunonun keyin çet ellerdeki Şarkı Türkistan'ın müstakillik davası Muhammed Emin Buğra bilen İsa Yusuf Alıp Tekin'nin rehberlikide Türkiye'nin merkez kılgan halde başlandı. 1965-yılların Muhammed Emin Buğra Ankara'da vapat buludu. Şunonun keyin İsa Yusuf Alıp Tekin Şarkı Türkistan davasına rehberlik kılıdı. 1990-yılından başlap Sovet İttifakı parçalandı. Bu vakitten başlayıp Türkiye'deki Şarkı Türkistan davası günden günüye küçüyüp devamlaşıdı. 1995-yılı bahar aylarında İsa Yusuf Alıp Tekin ataklık muhbir ve yazgıcı Ahmet Kabahlı'ya İstanbul'dan muvaffak bir cayda Şarkı Türkistan ve Türkiye'nin dostluğunu namayını kılış için simvol karakterlik İsa Yusuf Alıp Tekin bahçesi yasaş planının varlığını eğitip meslehet salıdı. Ahmet Kabahlı burundan tartıpla İsa Yusuf Alıp Tekin'i beyhme hürmet kılıdıgan. Hatta özünün manevi atısı Katar'da körüdüğün kişi bolğalık üçün bu fikirge derhal koşuludu. O şunun denkin oylanıp Sultan Ahmet Meydanı'ndaki hazırkı İsa Yusuf Alıp Tekin bahçesi bolğan oranını talap Eminönü rayonunun başlığı Ahmet Çetinsay'a ve şu vaktiki İstanbul'un şehir başlığı Recep Tayyip Erdoğan Katar'lık kişilere bilen görüşüdü. Bunlar Ahmet Kabahlı'nın fikirge derhal koşuludu. Şunda kılıp 1995-8 ayda hazırkı İsa Yusuf Alıp Tekin bahçesi yasıldı. Bahçenin altı tarafına küçük bir munar yasıldı. Munarın üstüne iki devletin dostluğuna simvol kılındığı Türkiye ve Şarkı Türkistan'ın koç bayrağı ornitildi. Yani Çin Devlet Başkanı Sultanahmet'i ziyarete geldi. Sultanahmet'i ziyarete geldiği o periyotta bizden istenen tek şey şuydu hükümet tarafından. Sadece ve sadece parkın kuzey kısmında bulunan Doğu Türkistan Şehitleri Abidesi'nin üzerine bir örtü örtmemizdi. Ve rahmetli babam Servet Kabaklı bunu kabul etmedi. Mümkün değil dedi böyle bir şey. Yani eğer biz böyle bir şey yaparsak kendi davamızdan taviz vermiş oluruz. Soydaşlarımıza ihanet etmiş oluruz dedi. Ve bunun üzerine Çin Devlet Başkanı meydanın bu tarafına geçmeden çekti gitti. Bahçenin içiliş murasımıga Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Kabaklı, Hasan Celal Güzel, Nevzat Yalçıntaş ve İsa Yusuf Alıp Tekin Katarlık bir kısım tesir güçlük siyasetçi, yazgıcı cemaat erbapları ve köplügen halı katnışıdı. İsa Yusuf Alıp Tekin bahçesi intayın güzel bir murasim bilen içildi. 27 yıldır buradayız. Çinli turist ağırlamıyoruz burada. Yani Çinli misafiri kabul edemiyoruz. Çok ısrarcı olan Çinli misafirlerimize de diyoruz ki başka bir mekana gidin. Ücretini biz ödeyelim ama bu mekana girmeyin. Çünkü bu mekan bizim soydaşlarımızın, kardeşlerimizin kanının nasıl aktığını, komünist Çin'in nasıl orada bir zulüm yaptığını anlatan bir mekandır. Gelen Avrupalı turistlere, Amerikalılara, Arap ülkelerden gelenlere bunları anlatıyoruz. Yani Çin'deki kamplarda yapılan zulümleri anlatıyoruz. İnsanların ibadet özgürlüklerinin nasıl ellerinden alındığını anlatıyoruz. Ve inanın gerçekten birçok Avrupalı, birçok Amerikalı ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen birçok insanın bundan haberi yok. Bir mihvalde de o bayrağı burada ayakta tutmaya çalışıyoruz diyebilirim yani. Özellikle 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başlarında Türkiye'ye bir nota vermeye kalktılar burayla alakalı. Terör propagandası yaptığımızı iddia ettiler. Aslında terörist olan kendileri tabii. Biz de buna boyun eğmedik. Birkaç sefer bir bombalı araçla saldırmaya çalıştılar. Onu püskürttük. Sonrasında bir molotof kokteyli atma olayı oldu. Onu Allah'tan, yani Cenab-ı Allah'ın yardımıyla erken fark ettik. Ama Allah'a hamdolsun, yani 27 yıldır buradayız. İnşallah da kanımızın son damlasına kadar burada olmayı, burada Doğu Türkistan davasını, Türk davasını savunmayı hedefliyoruz inşallah. İçiliş murasımında İstanbul Şehir Başlığı Recep Tayyip Erdoğan sahneye çıkıp koynağa silip elip gelgen Şarkı Türkistan'ın ay yıldızlık kök bayrağını çıkarıp iğiz kötürüp durup Şarkı Türkistan davası bizden bu davayımız. Kızıl bayraktan kök bayrağa salam bolsun deydi. Manı bular İsa Yusuf Alıp Tekin bağıtçısının kısıkça içiliş ceryanı. İsa Yusuf Alıp Tekin mezkur bağıtçı kurulup 4 ay ötkenden keyin yani 1995-yılın 12 ayının 17 günü 94 yaşında İstanbul'da vapat buludu. 94 yıllık hayatında milletim, ülkem ve davam diyen bir şahsiyet.
1952 sonrasında Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de adı söylenince davası, davası söylenince aklı, adı akla gelen büyük bir şahsiyet. Bugün Topkapı Anıt Mezarlığı'nda kabri, aile kabristanlığında metfun. Dediğim gibi 94 yıllık hayatını Doğu Türkistan davasına adamış bir şahsiyet. Şundankin İsa Yusup Alıptekin bağışçısından haber iliş işini onun manevi oğlu bolgan Ahmet Qabaqlı öz üstüge alıdı. İsa Yusup Alıptekin bağışçısının her iki tarafında yol bar bulup, sol tarafındaki yol üstüde Muhammed Emin Boğra, Mesut Sabri Baykuzi, İsa Yusup Alıptekin, Hoca Niyaz Hacim ve bu bağışçığa köngül bölgen bir nece Türk milletçilerine atıp, simavol karakterlik has işxana ve öyler silingan. Bu isimlerin her biri Türk dünyasına ve Doğu Türkistan davasına birçok katkısı olmuş, birçok faydası olmuş. Hatta Doğu Türkistan davasını omuzlamış fertlerin, insanların isimleri. Çin meclisine ultimatum veriyorlar. Anayasa değişecek, 19 madde. Üç efendiler hazırlıyor. Diyorlar ki buranın tarihi adı Şarkı Türkistan'dır. Buraya Sincan demeyin. Bunun ismini değiştirin diyorlar. Bu talepleri adamlar Doğu Türkistan'da yapıyorlar. Ya onları anlamayan, onların hayatını bilmeyen hiç kimse bana Doğu Türkistan davasını biliyorum diyemez. O üç efendiyi anlamadan Doğu Türkistan davasını anlayamazsınız.